Tamam Onur, sen geçen ders yoktun sanki ya. Sen de mi yenisin? Ahmet Furkan da yeni. Bir önceki ders yoktunuz galiba. Hocam ilk derse giremedim. Ebeveyn beni sürekli attı ya. Zaten tahmin ettim kızım. Çünkü WhatsApp'ta bazı Hayır öğrenciler... hocam, bizim için de aynı şey geçerli. Biz ilk derse giremedik. Evet. Tahmin ettim çünkü katılımcı az olunca dedim bu kadar az olmaz. Büyük ihtimalle sistemsel bir sıkıntı var diye düşündüm. Çok haklısın hocam. Kesinlikle öyle. Neyse inşallah bunu çözerler de daha rahat İşte. derse girer çıkarız. Ama çözemezlerse ben şey yapacağım. Kendim Zoom'dan aynı Nebi Hoca gibi Zoom linki vereceğim. Oradan bağlayacağım. Onda galiba sorun olmuyor. Kullanıcılarımız da kenara atalım. Ne yaptık? Gençler 4 dakika oldu. Biraz daha 1 dakika daha bekleyeceğim. 19.05'te başlayayım artık. Çünkü sorun yaşayanlar bir şekilde giremeyecek zaten. YouTube'a yükleyeceğim bu videoyu. İsteyen oradan da izleyebilir. Bugünkü derslerin bu 4. dersimiz. 4'ünü de kaydediyorum. Hocam kanalınızın adı ne? Linki zaten veririm ben size, oradan görürsünüz. Adım Ölük Yılmaz da yani bulamayabilirsiniz belki. Daha yeni açtığım için. Tamam hocam. Kendi ismimi verdim. Abone olalım dedik hocam. Olursunuz işte, link verince o zaman şey yaparsınız. Kanalıma abone olun. Tamam hocam. Evet, şimdi 19 hala 4'müş. 19.05'te başlayacağım. Heh, 19.05 oldu. Başlayalım. Ters orantı problemlerine gelmiştik. Ters orantı ile alakalı en son şu örneği yaptık. Burada bu da problem aslında. Bu da aynı mantıkla yapılabilir ama daha biraz cebirsel çözdük. Fakat bir problem olduğunda gençler size orada ters orantı var demezler. Bunu siz kendiniz anlayacaksınız. Günlük hayattaki mantığa göre anlamanız lazım. A, B, C ve X gerçel sayılarmış. A ile B ve C ile X ters orantılı ise, yani böyle karşılıklı yazıyoruz. Ama arada ters orantı varsa şuraya TO diye not düşebiliriz. Ve bunları düz çarpacağız. Yani A çarpı B eşittir C çarpı X. Burada alışılmış orantıdan farklı bir mantık düşüneceksiniz. Yani düz çarparak eşitlemeniz lazım. İçler dışlar olayı burada yok. Hemen bir örnekle bakalım. Eş güçteki 8 işçi bir işi 35 günde bitirmektedir. Eş güçteymiş. Orası zaten anlaşıldı. Sıkıntı yok orada. 8 işçi 35 gün. Bu bilgiyi bize vermiş. Hemen yan yana yazalım. Buna göre bu işçilerle eş güçteki 20 işçi, bu işçilerle mi? Yani ne demek? Bu işçilerle, ha pardon, ben yanlış anladım. Bu işçilerle beraber anladım ben. Bu işçilerle eş güçte gidiyormuş. Yani bunlarla aynı güçteki 20 işçi. O halde şuraya 20 yazacağız. Klasik bir bu, bakın orantı sorusu. 20 işçi kaç günde yapar? X gün diyelim. Burada soruda tabii ters orantı var diye size söylemezler. Bunu nasıl anlayacaksınız? İşçi sayısı arttıkça bu işin bittiği zaman azalacaktır. Çünkü mantıken bunu düşünebilirsiniz. Bir işçi daha yavaş olduğu için iki işçiye göre iki kat daha zaman harcayacaktır. O halde ters orantı olduğunu anladık. Hemen düz çarpacağız. Yani 8 35'in çarpımı 20 ile x'in çarpımı eşittir. 20x eşittir 8 çarpı 35. Tabi burada uzun uzun çarpmak çok sizi uğraştırır gençler. Hemen sadeleştirmeyi yapmanız lazım. 5'e böldüm. 7. 5'e pardon 5'e, evet bölelim, tamam 5'e bölünüyormuş. İyi. Ama yanlış böldüm ben. Ötekini bölecektim. 5'e böldüm. 4. Ben de diyorum hata nerede? Bu da 7 olur. Burada 4 ile 8 de hala sadeleşiyor. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. Yani sol tarafta sadece x kaldı. Sağ tarafta da 2 çarpı 7 kaldığı için 14 gün diyebiliriz. Mantıken şöyle bir kontrol edebilirsiniz. İşçi sayısı arttığına göre azalması lazım. Evet, bulduğumuz cevap da zamanın az, yani 35 güne göre daha az bir gün çıktı. Hakikaten de doğru. Hatta daha da detaylı kontrol etmek isterseniz, neyse ona gerek yok, ona girmeyelim. 2,5 katı ya, oradan da düşünebilirdik ama gerek yok. Yani bunu 2,5'a böldük. Bunu aslında 2,5'la çarpmış olduk. Daha o biraz
görmesi şu an zor gibi geldi. Örnek 10, A, B ve C sayıları sırasıyla 3, 4 ve 6 sayıları ile ters orantılıdır. Yani burada bak ters dediği an ne yapacağız? Yani A sayısının 3 ile çarpımı sabittir. B sayısının 3 ile B sayısının 4 ile çarpımı sabittir. Ve C sayısının 6 ile çarpımı sabittir. Ve bu sabite de biz sabite de K diyeceğiz. Ama K deyince rasyonel sayılar geleceği için K yerine istediğin K'yı seçebilirsin. O yüzden biz 6, 4 ve 3'ün en küçük ortak katı olan 12 K'yı seçelim. Böyle olunca pek rasyonel sayıyla gelmediği için daha hızlı çözüyoruz. Bu durumda artık yaptığımız şey aslında buradaki ters orantıyı doğru orantıya çevirmek olacak. Yani burada A eşittir kaçtır? 4 K'dır. B, bir dakika. Pardon gençler, şurayı B yazmamışım da hala A yazmışım. Silgiyi bulabilirsem tamam. Şurayı düzelteyim. 4B diyecekmişiz. Buraya yanlış söyledik. B 12 bölü 4'ten 3K'dır. Ve C de 12 bölü 6'dan 2K'dır. Şu an aslında yaptığımız şey ters orantıyı doğru orantıya çevirmek oldu. Yani şunu diyebilirsiniz. A 4 ile, B 3 ile, C de 2 ile doğru orantılıdır diyebilirsiniz artık bundan sonra. Doğru orantı varken işler çok daha kolay. Hemen bakalım. A 4K, 3K, 2K toplarsak 9K yapar. 54. Elif burada mı? Elif. Elif 54 bu sefer 9'a bölersek şimdi 6 yapar değil mi artık? Az önce yanlış yapmışım. 7. 63'e bölmüştüm. 7 dedim. 63'ü 9'a böldüm. 6 demiştim. Şimdi 6 doğru. O halde K eşittir 6. A kaçtır demiş. A dediğimiz şey 4K'ydı. Bu durumda A eşittir 24 yapacaktır. 6 çarpı 4. Bakayım bir yanlış yapmadım bir şey herhalde. Evet, A'yı bulduk. 24. B'yi de C'yi de bulabiliriz. Çok da önemli değil artık. Gerisi kolay. 11'e geçelim. 11 ne demiş? Olduğuna göre hangisi doğrudur? Şıklar tabii bir yorum sorusu yani burada. Şıklar hep yorum şeklinde verilmiş. Burada ifade çarpım durumunda ama bunu D'ye karşı da C'ye karşı da olduğu için aslında bunlar bölüm durumundadır gençler. Onu yazayım şöyle. C bölü D diyeyim. İçler dışlar çarpınca C 3 ile çarpıldığı için aslında C burada bunun çaprazında. D 2 ile çarpıldığı için burada da 2. Yani C bölü D aslında 2 bölü 3'tür. Ya da C 2'nin katı D 3'ün katı diyebilirsiniz karşılıklı. Burada yalnız A ve B çarpım durumunda olduğu için gerçekten A ile B arasında bir ters orantı var. Şimdi şıklara bakalım, kolay olanları bir görelim. A ile D ters orantılı demiş. A burada, D burada. Bakalım A ile C doğru orantılı. Yani A arttıkça C artar. C ile D de doğru orantılı. C arttıkça D de artar. Yani bu ne demektir? A arttıkça D artar. O halde doğru orantılı olması lazım. Bu yanlış bir cümle. Şuraya ters demiş. C ile D ters orantılıdır. C burada, D, zaten bunlar bir arada. C bölü D olduğu için bunlar bölüm durumundayken doğru orantılıdır. Öyleyse bu bilgi de yanlış. B ile D doğru orantılıdır. B nerede, D nerede? B burada, D burada. O zaman B'yi A'ya bakacağız. B A ile ters orantılı. A C ile doğru orantılı. O halde B C ile yine ters orantılı diyebiliriz. C de D ile doğru orantılı olduğu için B ile D ters orantılı dememiz lazımdı. Bu da yanlış olmuş. Çünkü A ile aslında hepsi A ile doğru orantılı ya. Hep A'ya bakabiliriz. A ile B de ters orantılı olduğu için buraya da ters demek gerekiyordu. Geçelim. A ile C ters orantılıdır. A ile C zaten burada açık seçik görülüyor. İki, biri artarken diğeri de arttığı belli. O yüzden A ile C doğru orantılıdır. Bu yanlış. B ile C ters orantılıdır. Bakalım. B'yi A'ya aktaralım. O halde A ile ters orantılı. A ile ters orantılıysa C ile ters olmasın. Evet doğru. Yani burada şunu düşüneceğiz. B arttıkça A azalır. A azaldıkça C de azalır. Yani bu ne demektir? B arttıkça C azalmakta. O yüzden ters orantı dediği doğru bir ifadedir. Evet, yorum sorusu olduğu için doğru cevabı da E şıkkına koymaları zaten
beklenen bir durumdu. E şıkkında bulduk. 12. soruya bakalım. 12. soruda birbirini çeviren 3 dişli çarktan birincisi 3 kez döndüğünde ikincisi 4 kez, üçüncüsü 5 kez dönmektedir. Şimdi şöyle bir örnek çizeyim, bir çark. Fizikte gerçi bunu çok görmüşsünüzdür zaten. Biri diğerine farklı olsun diye gösterdim. Burada gençler dönme sayısıyla ne sormuş bakalım önce bir. 3 çarktaki toplam diş sayısı. Evet, diş sayısı da diyebilirdi buna. Yarı çap da diyebilirdi. Çünkü yarı çapla diş sayısı doğru orantılıdır ama dönme sayısı bunların ikisiyle de ters orantılıdır. Ne kadar çok dişi varsa o kadar az döner veya ne kadar yarı çapı büyükse o kadar az döner. Bunu fizik dersinde büyük ihtimalle yapmışsınızdır. Kasnaklarda da aynı mantık geçerli zaten. Öyleyse biz burada diş sayısına bakacağız. Yani birinci dişlinin diş sayısına A dedim. O halde 3 kez döndüğüne göre ters orantılı 3A. İkinci dişlinin diş sayısına B dedim. 4 ile olduğuna göre 4B. Ve üçüncü dişlinin diş sayısına da C dedim. Bu da 5 ile ters orantılıdır. 5C diyelim. İşte bunlar bir sabit orantıya oranları vardır. Bir orantı sabiti vardır. Soru ne? Diş sayısı en çok olan. Diş sayısı en çok olan tabii ki en az dönendir. O yüzden A'yı bulacağız aslında ama. Şimdi zaten o kendisi ortaya çıkacak. Çünkü ters orantıyı biz doğru orantıya çevireceğiz. Orada her şey gözükecektir. 470'i bulmadan önce orantı sabitini bulalım bir. Burada tabii K dersem rasyonel sayılar geleceği için uğraşmak istemiyorum. Yine ekok kullanacağım. 4, 5 ve 3'ün ekoku 60'tır. 60K diyelim. Daha küçüğü var mı? Yok. Bu durumda A dişlisinin diş sayısı, ya doğrusu birinci dişlinin diş sayısı olan A 60 bölü 3'ten 20K diyebiliriz. 20'nin katıymış. İkinci dişlinin diş sayısı olan B 60 bölü 4'ten 15K. Bakın şu an orantı doğru orantıya çevrildiği için en çok diş olduğu hemen ortaya çıktı. En çok bu geldi. C'ninki de 60 bölü 5'ten 12K diyebiliriz. Şu an ters orantıyı doğru orantıya çevirmiş oldum. Ne yapıyorduk? 470'e geldik. Şimdi diş sayıları bu olduğuna göre toplam kaç K yapar? 20, 35, 47. Evet, tam da denk gelmiş. 47K yapar. 470 dişe tekabül ediyor. Bu durumda 1K 10 diştir. 47'ye bölersek 10 diş. Diş sayısı en çok olan tabii ki A olduğu belli. Bu durumda A eşittir 20K, yani 200 dişe sahiptir. Zaten biz en az dönenin en çok dişi olduğunu aslında baştan da hissetmiştik. 200 oluyor. En çok dönen de üçüncü diş de en az diş sayısına sahiptir. 12 çarpı 10'dan 120 dişi vardır. Bunun da 150 dişi vardır. Bu ters orantı için klasik sorulardan biridir mantık olarak. Burada diş sayısı yerine yarı çapta diyebiliyor. Yarı çapta dediği zaman aynı şeyler geçerlidir. Çünkü dönme sayısıyla bunlar ters orantılı. 13. örneğe bakalım. A, B ve C sayıları 4, 5 ve 6 sayıları ile ters orantılı olduğuna göre. Yine az önceki örneğin biraz daha basit. Çünkü orada dişli sayılarını biz kendimiz düşünmüştük ama burada doğrudan vermiş. A 4 ile orantılıysa 4A. B 5 ile ters orantılıysa 5B. Ve C 6 ile ters orantılıysa 6C diyelim. Ve bunları yine bir ekok'a eşitleyelim. Peki onu yapmadan önce soruya bakalım ne demiş. Bu sayılar arasında en küçük hangi pozitif tam sayılar? Bu sayılar sırasıyla en küçük hangi pozitif tam sayı orantılıdır? Zaten bizim yapacağımız işlem bunu doğru orantıya çevirmekti. İşte bize onu sormuş. Hemen bakalım. 5, 6 ve 4'ün en küçük ortak katı 30, 120 mi? Yok, 120'den daha küçüğü var. 60 var sanki. 60 diyebilir miyiz? Evet, 60 diyebiliriz. 60K diyelim. 30'dan dolayı 2'ye çarpsak 60 geliyor. 60K ise birinci sayımız 60K bölü 4'ten 15K'dır.
Zaten bu da ekok seçtiğimiz için, mesela burada ekok değil ya 120 seçmiş olsak da sıkıntı olmazdı. Bulacağımız değerler ikiye katlandığı için, bize de en küçüğü sorduğu için biz sadeleştirerek yine bunları bulacaktık. Çok da sıkıntı olmazdı ama şimdi biz ekok seçtiğimiz için doğrudan en sade halini göreceğiz. Cevap çıkacak yani. B'de 60 bölü 5'ten 12 K'dır. C'de 60 bölü 6'dan 10 K'dır. İşte aslında yaptığımız şey bizim bu sayıları hangi sayılarla doğru orantılı olduğunu bulmaktı. A 15, B 12, C de 10 ile doğru orantılıdır. K'ları 1 sayarsak. Cevap o zaman sırasıyla dediği için 15, 12 ve 10 olacaktır. Burada soracağınız soru yok galiba. Bunu da geçeyim. Bileşik orantıya geldik. Burada hem doğru hem ters orantı bir arada olabilir. O yüzden bunları da yine düşünerek, bunların problemleri özellikle biraz daha uzun oluyor. Bunlara dikkat ederek çözmemiz lazım. Kimler kimlerle doğru orantılı, kimler kimlerle ters orantılı bularak çözeceğiz. Ama böyle direkt verirse tabi yazmak kolay. X sayısı y ile doğruysa x ile y birbiriyle bölüm durumundadır. X sayısı z ile ters orantılı demiş. O halde z ile çarpım durumundadır. Ve bu bir orantı sabitin eşittir. Bakın yukarıdaki yazdığımız şeyin burada gösterdik. Örnek 14'e bakalım ne diyecek. X sayısı y ile doğru. O halde x ile y bölüm durumunda. Aynı x sayısı tabii hiç değişmemiş. Çünkü devam ediyor cümle. Z artı 4 ile de ters orantılıymış. O halde z artı 4 ile de onu çarpacağız. Çarpım durumunda. Ders 19'da başlamıştı. 10 dakika var. Tamam. Şimdi bu bir orantı sabiti eşit eşittir. K'ya eşittir. K'yı bulmadan devam edemeyiz. Önce K'yı bulalım. Aslında edebilir de şeyle karşıya da aynısını yazarsın. Yerlerini koyup yapabilirsin. Ama ben şimdi değer verip K'yı bulayım. X 4 iken 4, Z 3'müş 7. Z'nin 4 fazlası olduğu için 7 dedim. Ve bölü Y yani 2. Eşittir. Bakalım kaç çıkacak. 4, 2, 14 geliyor. Yani bizim orantı sabitimiz 14'müş. O halde bu 14 hiç değişmeyecektir. Hemen sağ tarafta bir daha yapalım aynı şeyi. Ama aynı şeyi tekrar yazmak istemiyorum. Değeri verilenleri yazmayacağım. X yerine 7 yazacağım için 7 yazayım. 7 çarpı. Z artı 4. Ha, Z'yi sormuş. O zaman Z artı 4 diyelim. Ve bölü Y demiş. Y'yi de 1 yazmış. Yine bunun K'ya yani 14'e eşit olması lazım. Y 1 olduğu için gitti orası. Şuranın 2 olması lazım. 7'yi 2 ile çarpınca 14 yapar çünkü. O halde Z artı 4 2 olduğuna göre 4'ü karşıya atarsam 2 eksi 4'ten Z değerinin eksi 2 olması gerekiyormuş. Geçelim. Bunu da basit aslında. Biraz daha problem varsa var mı? Evet. Problemlere bakalım. 15. örneğe bakayım önce bir. A ve B sayıları sırasıyla 2 ve 5 ile doğru. Yani bu ne anlama gelir? A ve 2 bölüm durumunda. B ve 5 de yine bölüm durumunda. Ama C sayısı da 4 ile ters orantılıymış. O halde C ile 4 de çarpım durumunda. Ve böyle bir orantı varmış. O halde orantı sabit olacak. Fakat biz bu sefer artık yine K demeyeceğiz. K deyince çünkü C rasyonel gelecek. O yüzden orada pratiklik olsun diye bunların ekok olan 4K'yı seçeyim. Şunlar da sıkıntı olmaz çünkü bunlar her halükarda sadeleşir şey olur ama şurada 4'e bölünsün diye 4K'yı seçtim. Bu işlemi zaten en son kullanacağım. Şu önce bir A, B, C'yi K cinsinden yazayım. Sonra C'yi sormuş. C'yi bulalım. A burada 2 çarpı 4K'dan 8K'dır. B burada da 5 çarpı 2'den 10K'dır. Çünkü işler dışlarda bu 4K'ya dikkat alacağız. Ve C de zaten 4'ten 4'ler gider K'dır. Eğer burada K'yı seçseydim C yerine K bölü 4 diyecektim. Rasyonel sayılara uğraştıracaktı. Hiç gerek yok. Hemen B yerine 10K eksi 2C demiş. Yani 2K ve A demiş 8K eşittir 50 yapıyormuş.
Buradan K'yı bulalım. 10 B 10 K'ydı. 2 C'yi bulduk mu? 2 K ve A 8 K. Kaç yapar? 0 0 mı yaptı? Bir dakika, neyi yanlış yaptım? B 20 K'ymış. Ha, 10 yazmışız. Bir dakika, şuraya değiştireyim. Onu ben 2 ile 5 çarpmışım ya. Şunlara kafam gitmiş. Hemen düzeltmişim şurayı. 4 kere 5 20 olduğu için 20 K. O zaman şurayı da değiştirmek lazım. 20 K. 20. Evet, şimdi 10 K yaptı. Az önce 0 yapıyordu çünkü saçmalık oluyordu. K 0 geliyor. 10 K 50 ise K 5. Orantı sabiti 5'miş. C'yi sorduğuna göre zaten C de K'ydı. O halde C eşittir 5 dedik. Aman dikkat edin, içler dışlar çarpımına ben karıştırmışım, siz yapmayın onu. 16. soru problem. İşte bahsettiğim problem buydu. Başka var mı? 17 var. 18. Tamam. 17. 2 soru kalmış. Vaktimiz yeter herhalde. Eş güçteki 10 işçi 120 metrekare duvarı günde 8 saat çalışarak 24 günde örmektedir. Maşallah. Burada bayağı bir birim var. Sırayla yazalım. 10 işçi 120 metre kare günde 8 saat diyelim ve 24 gün. Yanlara yazdık. Birimleri karıştırmayayım diye atlarını buraya kısalttım. Alt alta yazmak lazım çünkü. 24 günde örmektedir. Bu işçiler ile eş güçte olan, yani hiç değişmiyor işçilerin güçleri. X tane işçi. X 12 saat çalışarak günde. O halde 12'yi buraya yazalım. Ve 90 metrekare halı. Bu da 90 burası. 20 günde duvar örmektedir. Duvar, evet, duvarmış, doğru. 20 günde örmektedir. Evet, X'i soruyor. Zaten her şeyi hazırlamıştım ben. Burada yalnız kimlerin arasında doğru orantı, kimlerin arasında ters orantı olduğunu önce bir not düşmemiz lazım. Ona göre kimi kimle çarpacağımı görmem lazım. Şöyle şu ikisine bakayım önce. İşçi sayısı ve metrekare sayısı. İşçi sayısı artarsa duvar metrekare sayısı artar mı diye düşünüyorum. Gerçekten de işçi ne kadar artarsa örülen duvar o kadar artacaktır. O halde bunların arasında bir doğru orantı var. Not düştüm. Sonra şu ikisine gelelim. Metrekare ile günde çalışması gereken saate bakacağız. Metrekare sayısı artarsa günde çalışması gereken saat artacaktır. Çünkü ne kadar çok iş olursa o kadar çok çalışması lazım. Bir de burada o zaman doğru orantı vardır. Ve şu ikisine bakalım. 8 saatle 24 güne bakacağız şimdi. Günde çalıştığı saat artarsa işin tamamlanma süresi azalır mı, artar mı diye düşünüyorum. Tabii ki azalacak, çünkü ne kadar fazla çalışırsa günde iş o kadar daha erken biteceği için bunlar arasında ters orantı vardır. Saat arttıkça toplam gün sayısı azalacaktır. Ters orantıyı yazdık. Şimdi artık bunları yazdığıma göre yol haritamı oluşturabilirim. Doğru orantı varsa bu çapraz. Doğru orantı varsa bu da çapraz. Yani nereye gideceğimi gösteriyor. Ters orantı varsa bunlar da düz çarpılacaktır. Şimdi artık bir yerden başlayınca nereye gideceğim anlaşıldı. O halde x'ten başlarsam x çarpı 120. 5 dakika uyarısı da geldi. X çarpı 120 çarpı 12 çarpı 20. X çarpı 120 çarpı 12 çarpı 20 dedim. Eşittir. 10 çarpı 90. Burada çarpmıyorum çünkü sadeleşme yapacağım. 10 çarpı 90 8 ve çarpı 24 demiş. Sadeleştirmeler için şöyle biraz bakalım. Renk değiştireyim bari de. 190 kimler alalım? 24 ile 120 bir alayım önce. İkisi de 24'e bölünür. Bu 1'dir. Bu 5'tir. Sonra 5 ile 90 da sadeleşir. 90'ı 5'e bölersem bu 1. Burası da 18 olur. 18 ile 12'ye bakayım. 18'i 12'yi 6'ya böldüm. 2, 6'ya böldüm. 3. Sonra 8 ile
Yok, önce 4'e böleyim burayı. 4'e böldüm. 5, 8'i 4'e böldüm. 2. Ha, 10 varmış burada, onu unuttuk. O zaman 2 ile 5 zaten 10 yapar. Bunları da komple attık. Yani sol tarafta sadece x kaldı. Sağ tarafta da 3 çarpı 2 kaldı. O halde x dediğimiz şey işçi sayısı. Yani 6 işçi gerekmekteymiş. Geçelim 17. soruya. 18'e zaman gelme kalmadı ya, tüh. O da çıkmış soruymuş. Ben YouTube'da artık kaydederim, onu çözerim. O soru olmazsa haftaya da tek onu çözerim. Bir bakalım. Şu soruya zaman yetişir galiba. Engin bir kalıp kek tarifi için malzeme olarak 3 bardak un ya da 2 bardak irmik, 1 bardak süt, 2 adet yumurta kullanmaktadır. Ne varmış Engin'de? 6 bardak un, 4 bardak süt, 10 adet yumurtası olan Engin elindeki unun tamamını bitirene kadar bu tarife göre kek yapmıştır. Sonra bitince de irmiğe mi geçmiş? Evet, irmik çünkü kullanılabiliyor. İrmiğe geçmiş. Ama burada da sütün tamamını kullanacak. Buna göre son durumda Engin'in elinde kalan yumurta sayısı. Evet, yumurta bitmez. Şimdi 6 bardak un. O halde 3 bardak un gerektiğine göre 6 bardak un, 6 una 2'ye katlamış. O halde 2 süt gerekir. Ve 2'ye katlarsa 4 yumurta gerekir. Bu durumda son hali, yani yumurta topla bardak, 2 bardak sütü kaldı. Ve ondan 4 çıktı. 6 yumurtası kaldı. Şu an un sıfıra düştü. Sıfır un. Ama yerine ne kullanacak? İrmik kullanacak. İrmik tabi yeteri kadar varmış. O halde irmikte sıkıntı yok. Bize süt gerekiyor. 1 bardak sütü 2 adet yumurta gerektiğine göre 2 süt kullandığımızda 4 yumurta kullanacağız. Ve çıkardığımızda 2 yumurta kalmış olacaktır. Yani cevabımız 2 diyeceğiz. Zaman doldu. Dersimiz bitecek. Evet, gerçekten de ders tam bitti. Ben zaten YouTube'a kaydettiğim için o kayıt burada. İzleyenler buradan görebilir. Gençler, kendinize iyi bakın. Kapatıyorum dersi. Şu son kalan soruyu da haftaya olan dersimizde bir tane öyle çözerim. Oran orantı bitti. Haftaya aritmetik ortalamayı göreceğiz.